Hani deriz ya, türkülerin çok derin anlamları vardır. Manası çok zengindir onun. Onun derinliğine inmek lazım. Onun içine inmek için de edebiyat, halk edebiyatı, halk kültürü bilmek, onunla ilgili makaleler, edebiyat yazarlarının güzel yazdığı romanlar, şiirler, türküler, bunları dinleyerek onlara ulaşabiliriz belki de. Daha sonra da onu yaşamak isteyeceğiz zaten. O insanların o yaşantısının içine dahil olmak isteyeceğiz. Hala kırsalda var olan insanın içine girip temas etmek. Mesela bu türküde zenginlikten bahsediyor. Ayağında potinin olup zengin olmadığından. Yani o zenginlik parayla pulla anlamayacak zenginlikten bahseder aslında içinde, derininde. Gönlünün zengin olması, insanın engin olmasından bahseder. Ben nice zengin insanların göç yollarıyla, savaşlardan sonra, affedersiniz, hayvan dışkısının içerisinde öğütülmemiş olan arpayla, yulafla, yollarda beslenerek geldiğini duydum, okudum tarih kitaplarında. Biz maddi olarak zor duruma düşebiliriz ama diğer anlamda, maddesel şeyin dışında fakir olmamak lazım, fukara olmamak lazım. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağımda potini zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayda geçti göremedim yar seni. Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayda geçti göremedim yar seni. Şimdi farkındayız. Hepimiz bunu biliyoruz. Geçmişimiz o kadar zengin ki bunu hızla kaybediyoruz. Bunun sebebi tamamen teknoloji de değil aslında. İnsanların yalnızlaşması, yalnızca bir yerlere tıkılması. Bundan kurtulmanın bir sürü yöntemi vardır. Kendiniz düşünün, ben bundan acaba ailem ve kendim nasıl kurtulabilirim? Sadece o düşündüklerinizden ortaya çıkan fikirlerinizden bir tanesini deneyin. Mutlaka bir yere varırsınız. Thank you.